Evet sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Dün yaşanılan üzücü bir olayı size aktarmak istiyorum. Dün bir kadın daha hayatını kaybetti. Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli'nin tarafından çalıştığı markette başından tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Keleş bugün toprağa verildi. Son zamanlarda artan kadına şiddet olayları hepimizi derinden üzüyor. Temennimiz bu tür üzücü olayların yaşanmamasıdır. Yani bu tür olaylar yaşanırken daha önceden emniyete, savcılığa başvuran kadınlarımızın tedbirleri alınması noktasında emniyete, savcılığa çok iş düşüyor. Lütfen bu tür müracaatla gelen insanlar olursa, kadınlarımız olursa, emniyet ve savcılık duyarlılık gösterip korumaya alırlarsa belki de bu tür üzücü olayların yaşanmamasında da en önemli etken emniyet güçlerimizin ve savcıların olur. Biz de takdirle bunu karşılarız, destek de veririz. Tabii Tuğba Keleş'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha bu tür acılarla, üzücü haberlerle karşınıza da çıkmayız. Böyle duyumlar da almayız inşallah. Şimdi bugün açıklanan İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği ek genelge üzerine tüm etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. Tabii ki genelgeye göre şöyle baktığımızda bugünden itibaren hani sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlar, birlikler, kooperatifler derken düzenlenen etkinlikler hem tehlikeyi çağrıştırır, sonuçta toplulukların ne kadar bir araya geldiği süreç virüsün de o kadar yayılması demektir. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nın daha önceki Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şeyi dikkate aldıkları için de gereken tedbir aldıkları için de önemsiyorum. Bu konuya da fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bu tür etkinlikleri gerçekten dikkat edilmesi gerektiğini de vurgu yapılması gerekiyor. Her gün vaka sayısı, ölüm sayıları artıyor. Sonuçta vatandaşlarımız tedbirlere dikkat etmiyor. Önce kendi sağlığını, sonra karşısındakinin sağlığını düşünerek hareket edilmesi gerekirken bu tür olayları önemsemeyen birçok vatandaşımız etkinliklerin iptal edilmesini tabii ki de doğru buluyorum. Düğünler, nişanlar kalabalık bir şekilde kutlanıyor. Bir de bu doğru olmayan insanın hayatını tehlikeye atıyor. Böyle bir siyaseten ya da şeyde etkinliklerde her şeye dikkat edilmesi gerektiğini, bunun dışında da tedbirleri önemsememiz gerektiğini, maske, mesafe, temizlik kurallarına da dikkat edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve herkese de söylüyoruz. Zaten yetkililerimiz de bunları ifade ediyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması vardı. Her vaka pozitif değildir, her vaka hasta değildir açıklamasının ardından koronavirüs tedbirleri tablosunda isim değişikliğine Türk Tabipler Birliği'nden de bugün bir açıklama oldu. Tıp biliminde vaka ile hasta aynı şeyi ifade eder. Sağlığımız ve aklımızla oynamayın diyerek tepki gösterdiler. Sağlıkta önemli isimlerin bu tür açıklamalarına vatandaş nasıl bakıyor? Sağlığın ve pandemi sürecinin en etkili ismi olan Bakan Koca'nın açıklaması teste pozitif çıkan vatandaşa cesaret vermez mi? Çıkıp sokaklarda gezmez mi bu vatandaş? Başka insanların hayatlarını riske atmaz mı? Bir hafta kendisini izole etmesini söylüyor. İyi söylüyor da Sayın Bakan. Pozitif vatandaş buna uyuyor mu gerçekten? Örneğin geçen gün bir sağlık ocağında torunumu götürdük. Normal kan değerleri ölçülüyor. İşte bir ayı doldurduğu için. Kızım ve damadım kapıdan içeri girerken korona pozitif biri var, yaklaşmayın deyince herkes panikledi. Doğal olarak da
herkese de korku saldı. Herkes tedbir almaya çalıştı. Sonra vatandaş geldi aracın arkasına oturdu. Sağlık ocağında çalışan bir vatandaşımız da personel geldi, kendisine ilaçlarını nasıl kullanacağını tarif etti. Tabii bir şey daha dikkatimizi çekti. Geldiği aracı kullanan kişide tedbir yoktu. Ne maske vardı, ne mesafe vardı. Bu şekilde de nasıl olacak bu iş? Onu yani pozitif çıkan insan, tamam insanlar bir hafta sonra negatif tekrar ikinci teste çıkabiliyor ama bu da risk taşımıyor mu? Sonuçta taşıyıcı olmuyor mu? İnsanlara bulaştırma riski yok mu? Bunlara çok dikkat edilmesi gerekmiyor mu? Yani Sayın Bakan'ın bu tür açıklamasıyla vatandaşa cesaret vermiş olmuyor mu? Lütfen tedbiri elden bıraktırmayın Sayın Bakan'ım. Diğer bir konumuz var. Dün elektrik zammı ile ilgili EPDK'nın almış olduğu kararla. Ben tabii buna diyorum ki zam ne olacak bu vatandaşımızın hali? Ülkemizde krizler yaşanırken acısı garibandan çıkıyor. Fırsatçılar, stokçular krizlerden servetlerine servet katarak çıkıyorlar. Peki asgari ücretle, günlük yevmiye ile evini geçindiren vatandaş ne yapsın? Döviz artıyor, her şeye zam geliyor. Kriz çıkıyor, ekonomi sıkıntıya girince vatandaşa fatura kesiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 1 Ekim 31 Aralık arasında 3 aylık dönemde geçerli olmak kaydıyla elektrik tarifelerini belirlemek için dün toplandı. Toplandıdan elektriğe %5.75 oranında zam kararı çıktı. Döviz kurunun artması sonucu yani son 24 saatte benzine 14 kuruş, elektriğe de %5.75 zam geldi. Yani bu durum nereye kadar gidecek? Vatandaşa bu faturalar kesiliyor. Vatandaş zaten sıkıntıda. Ekonomi günden güne kötüye giderken insanlarımız evini nasıl geçindirecek? Yaşamını nasıl sürdürecek? Virüs belasıyla mı uğraşsın, geçinmeyle mi uğraşsın? Yani yetkililer iyi güzel söylüyor da Sayın Hazine Bakanımız diyor ki döviz kurundan maaş mı veriyoruz ya da alıyoruz. Döviz kuru artınca sonuçta bizim maaşımız dövizde değil. Döviz kuru üzerinden her şeyi zamlı alıyoruz ya da zamlar bize yansıyor. O yüzden bu döviz kurunun ateşini de söndürmek gerekiyor. Yoksa her şeye zam gelir, vatandaş bunun altından kalkma durumu yok. Yani bunun için de yani tedbirlerin artırılması, ekonominin iyiye gitmesi için acil çözümler üretilmesi gerekiyor. Tabii bir başka konumuz da bugün güzel bir olay. Pazar günü oynanacak Adana'mızın iki güzide takımının derbi maçı var. Derbi maç öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde Adana Spor ve Adana Demirspor kulüp başkanları bir araya geldiler. Dostluk çerçevesinde güzel açıklamalarda bulundu. Gazeteci dostlarımızın da sorularına cevap verdiler. Kentimizin iki güzide takımının hafta sonu yani pazar günü oynanacak maçında da her iki takıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın diyorum. İnşallah Süper Lig yolunda her iki takımımız da kol kola Süper Lig'e çıkar. Bir Adanalı olarak umut ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.